Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla da birlikteyim arkadaşlar. Bugün FIFA 20'de en iyi gümüş kadroyu kuruyoruz ve bu gümüş kadroyla şov yapıyoruz arkadaşlar. FIFA 14 ve 15'te biliyorsunuz gümüş kadrolar çok popülerdi. Hani bazı gümüş adamlar vardı 300'e 400'e falan girdi. O civarlardaydı yani. Çünkü oyunda gümüşlere karşı bir eğilim vardı o tür oyunlarda, eski oyunlarda. Ancak şu anki günümüzdeki oyunlarda maalesef gümüş kadro çok etkili değil. Geçen gün İspanyol bir YouTuber izledim. Gümüş kadroyla 25 galibiyet almıştı ve dedim ki bunu Oğuz Erdoğan neden yapmasın ve bu yüzden bugün bu videoyu çekiyoruz arkadaşlar. Yarın öğlen Bein Sports'ta canlı yayında olacağım arkadaşlar. Bein Sports Max 2'de canlı yayında olacağım. Saatini, bilmem nesi işte saatini, detayını falan her şeyini YouTube topluluk kısmında, Instagram story'imde ve Twitter adresinde paylaşacağım. O yüzden yarın bana sorularınız varsa hepinizi canlı yayına bekliyorum. Bilginiz olsun. O zaman videoya başlayalım. Size de geçen gün bir free kick taktiği göstermiştim arkadaşlar. Foot Champions oynarken karşıma bir kez yani böyle bir şans geldi ve ben de bunu direkt değerlendirdim. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi tam geçen gün attığım free kick oyun açığı sayesinde kırmızı olarak golümü attım ve bu maçı bu şekilde arkadaşlar uzatmalarda kazandım. Bilginiz olsun, sizler de bunu kullanabilirsiniz. Şimdi biz kadromuza geliyoruz. Arkadaşlar öncelikle şunu söylemem gerekiyor ki kadrodan çok fazla bir performans beklememiz gerekiyor. Bu kadrolarla birazcık daha manuel oynayıp yani çoğu şeyi kendinizin yapıp kazanmanız gerekiyor. Hemen o zaman kadromuzu gösterelim arkadaşlar. Kadromuz bu şekilde, gayet tatlı ve hoş bir kadromuz var. Direkt stoper hattına başlamak istiyorum arkadaşlar. Sağ bekte Fredericks var, West Ham United'dan Fredericks. Zaten bu tür kadrolarda en önemli olan şey pace arkadaşlar. Yani oyuncuların sürati ve Fredericks zaten sağ bekte 92 pace ile yerine alıyor. Hemen onun yanından Manchester United'dan Tuan Zebe var arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi 1.85 boyu var ve 78 pace'i var arkadaşlar. Gerçekten de inanılmaz bir kart. Zaten birazdan da maçlarda göreceksiniz. Hemen onun yanında Tomori var Chelsea'den. Benim en çok sevdiğim isim şu anda Chelsea'de. Tomori arkadaşlar tam günümüzün futboluna uygun, hızlı, süratli ve fizikli bir stoper. Gerçekten önümüzdeki senelerde zaten çok iyi yerlere geleceğini hepimiz tahmin edebiliyoruzdur. Sol bekte Ruben Vinagre var arkadaşlar. Ruben Vinagre'den çok memnun değilim ancak kimya için kendisini kadromda tutuyorum. Bir sonraki isim McGinn. McGinn normalde burada gümüş bir isim oynatıyordum arkadaşlar ama bana bu isim çok geldi Twitter üzerinden, nasıl, iyi mi diye. Ben de aldım ve 7 maçta 5 gol attı arkadaşlar. Gerçekten çok iyi bir kart. Dediğim gibi bunun da incelemesini zaten birazdan sizlerle birlikte yapacağız. Gerçekten bayağı iyi ve yüksek work rate'lerle çok etkili bir oyuncu. Hemen onun yanında Flag var arkadaşlar. İskoçyalı Flag. Box to box oynayabilen ve gümüş özelliklerine bakıldığı zaman en iyi kartlardan biri olan Flag var. Ve hemen ortada Hamza Çötörye. Hamza fena bir kart arkadaşlar. Resmen Ruud Gullit gibi. Zaten saçları görüyorsunuz. All around bir kart. Ben oynarken çok keyif alıyorum. Dediğim gibi Hullit'e benziyor tarzı ama gümüş Hullit. Hemen sağ kanatta oyunun en iyisi arkadaşlar Adama Traore. Siz 2 gol 1 asist olduğuna bakmayın. Benim bütün maçları kazanmamı sağlayan adam bu adam arkadaşlar. Bilginiz olsun, gerçekten dehşet bir kart. Adama Traore'den ve sağ açıda yerini alıyor. Ortada Adams var. Herhangi bir altın santrafordan hiçbir farkı yok. Gerçekten de çok iyi arkadaşlar. Zaten görmüş olduğunuz gibi 8 maçta 5 gol 1 asiste bulunmakta. Sol açıkta şu anda arkadaşlar Daniel James var. Sadece 2 maç yapabildim kendisiyle ve kadromuz şu anda bu şekilde sevgili dostlar. Yedeklerde bakın benim asıl adamım Etebo var. Etebo inanılmaz bir kart arkadaşlar. Yani şaka yapmıyorum sizlere. Bu kart nasıl gümüş kimse bilmiyor. Dehşet bir kart. Benim için arkadaşlar ikinci yarı Etebo oyuna giriyor. Onun yanında Türkiye'den Bifuma, inanılmaz bir kart arkadaşlar. Gerçekten hepiniz birer kere kullanın. Çok hızlı ve inanılmaz rakibin içinden geçebiliyor. Ben çok memnunum ve yüksek düşük work rate'lerle sürekli ileride sizler için iş görüyor arkadaşlar. Bunun dışında da yedeklerim bu şekilde. Süper Lig'den Donald var arkadaşlar. Süper Lig'den Donald'ı da kullanabilirsiniz. Ben bundan da bayağı memnunum. Ve onun yanında da Advin Kula var. Advin Kula'yı arkadaşlar genelde şu Fleck veya bu Çötörü'yü buraya çekip McGinn'i ortaya çekeyim. Yani şu şekilde yapıp Çötörü yerine, yani Hamza yerine sokuyorum. Ya bu şekilde bir kadrom var arkadaşlar. Dilerseniz direkt maçlara geçelim. Ve geliyoruz maç özetlerine arkadaşlar. Maçlar gerçekten de muazzam geçti. Tam videonun böyle keyifli olmasını sağladılar resmen rakiplerim. Gerçekten muazzam maçlar oynadık arkadaşlar. Bol gollü maçlarımız da oldu. Siz hazır özetleri izliyorken ben oyuncular bazında spesifik yorumlar yapacağım. Çünkü bu kadroyu çoğunuzun kurup oynayacağını biliyorum.
Bu arada dediğim gibi bütün trade sorularınızı, kadro sorularınızı vesaire yarın öğlen dediğim gibi Bein Sports'ta canlı yayında olacağım arkadaşlar. Kendi Instagram adresim, Twitter adresimden ve YouTube'un topluluk sekmesinden saatini vesaire duyuracağım. Oradan bütün sorularınızı falan bana sorabileceksiniz direkt bireysel olarak. Şimdi kadromuzu yorumlamaya başlarsak arkadaşlar, kadromuzun 3 tane bel kemiği var. Stoper hattındaki Tomori arkadaşlar, gerçekten inanılmaz bir kart. Çok hızlı olduğu için adam kaçsa bile 80 pace'ine rağmen, 80 pace'i sayesinde daha doğrusu, bütün adamları yakalayabiliyorsunuz. Bunun dışında orta sahadaki en önemli isim arkadaşlar bence McGinn'di. McGinn inanılmaz zaten. Yani neden çok iyi bir kart olduğunu kanıtlıyor. Bunu zaten deneme amaçlı koymuş. Normalde orada da gümüş başka bir oyuncu oynuyor. İkinci isim ise arkadaşlar Hamza Çotöri. Gerçekten Hamza inanılmaz bir kart arkadaşlar. Hulit gibi resmen. Hani bir de ben bu oyuncuların hiçbirine kimya stili basmadım. Kimya stili bastığınız zaman bunların performansının çok daha iyi olacağını zaten sizler de biliyorsunuz arkadaşlar. Ancak şu anda bir kurup keyif alma tadında bir kadro kurdum. Bunun dışında ataktaki en büyük silahım Adama Traore arkadaşlar. Neden derseniz Adama Traore'nin kartında çok değişik bir özellik var arkadaşlar. Adama Traore'nin fiziği aşırı iyi. Yani çoğu gold karttan bile çok iyi. Ve fizik yapısı bir değişik böyle. Üst bedeni daha büyük gibi. Bu da çoğu pozisyonda topun Adama Traore'de kalmasını sağlıyor. Ve gerçekten bütün atakların başlangıcında, top sürüklemesinde ve asistlerde hepsinde Adama Traore'nin yeri var. Ve forvetteki Adams'a gerçekten inanılmaz bir finisher arkadaşlar. Ayağına geldi mi direkt yapıştıran cinsinden bir finisher. Ve bu şekilde kadromu yorumlayabilirim. Kadroda benim hiç beğenmediğim isimler James arkadaşlar. Maalesef ki James gerçekten de kötü. Daniel James. Herhangi bir iyi yorum yapamayacağım kendisi hakkında. Fleck olması gerektiği gibi oyuncu. Zaten Fleck yerine genelde orta sahaya ete boyu sokarak dinamizm kattığımı söyleyebilirim. Bu da sağ bek Fredericks'ten memnunum. Sol bekimden de her ne kadar defansif özellikleri kötü olsa da memnunum. Onun dışında Tuan Zebe'nin kafa isabetleri gerçekten çok iyi olduğu için Tuan Zebe'den de memnunum arkadaşlar. Yani ilk 11 olarak bakmış olduğunuz zaman gerçekten de iyi bir silver kadrosu olduğunu söyleyebilirim. Bifuma yedekten sokarak, Etebo yedekten sokarak zaten bütün eksikleri tamamlayabiliyorsunuz. Bazen de arkadaşlar işte oyuncular beni açmadığı zaman, özellikle Fleck beni açmadığı zaman yedekten Advin Kula'yı CM bölgesine sokuyorum ve gerçekten de inanılmaz işler yaptı bizler için. Şu anda zaten özetleri de izliyorsunuz. Bu kadrolarla oynuyorsanız, eğer bu tarz daha düşük ratingli kadrolarla oynuyorsanız, bilmeniz gereken bir şey var ki oyunun normalde otomatik yapmış olduğu defans, işte top çalma vesaire, bunların hiçbirini otomatik olarak yapmıyor. Çünkü oyuncularınız gümüş, düşük ratingli oyuncular. Dolayısıyla bu tür kadrolarla oynuyorken en önemli nokta bütün her şeyi sizlerin manuel olarak yapması arkadaşlar. Eğer manuel olarak yapıyorsanız çok başarılı oluyorsunuz. Ancak yapamıyorsanız maalesef ki başarılı olamıyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ben kadroyu çok beğendim. Dedim ki senelerdir FIFA'da hep ilk 11 Team of the Year kadrosu yok, full prime kadrolarla oynadım. Hep çok iyi kadrolarla oynadım. Ve hep çok iyi kadrolarla oynayan birisi olarak size şunu söylüyorum ki bu oyunda almış olduğunuz, özellikle FUT Champions'da almış olduğunuz galibiyet sayısının kadronuzun iyiliğiyle veya kötülüğüyle hiçbir alakası yok arkadaşlar. Gerçekten oyunu oynamakla alakası var. Bu oyunun bir sistemi var ve oyunun istediği gibi oynuyorsanız kazanıyorsunuz arkadaşlar. Evet. Yani sizin kendi futbol sisteminiz hiç önemli değil. Önemli olan şey sizin EA Sports'tan siz ne istiyorsunuz arkadaşlar? Pardon, tam tersine EA Sports sizden ne istiyor? Eğer EA Sports'un sizin istediği oyunu sahaya sürerseniz maçı kazanıyorsunuz. Bu Ronaldo varsa da kazanıyorsunuz, Kante varsa da kazanıyorsunuz, Ben Yedder varsa da kazanıyorsunuz. Dolayısıyla bu oyunda almış olduğunuz galibiyet sayısının kadronuzun iyiliği veya kötülüğüyle gerçekten hiçbir alakası yok. Zaten bu konu hakkında profesyonel futbolcularla bir video yapacağım arkadaşlar. Profesyonel e-spor oyuncularla bir video yapacağım ve onların gerçekten bu konudaki yorumlarını sizlerle birlikte buluşturacağım arkadaşlar. Dediğim gibi bu tarz çok yanlış bir algı var. Lütfen bu oyuna para yatırmayın. Zaten Twitter'dan falan sürekli trade taktiklerini veriyorum. Hepiniz zaten takip ediyorsunuz. Bu arada size bir sorum olacak. Yakında bir FIFA serisi başlatacağım kanalda. Güzel bir seri olacak. Ve bunu bir YouTuber'la yapacağım. Hangi YouTuber veya YouTuber'larla bu tarz bir seri yapmamı önerirsiniz veya isterseniz, hangisi daha keyifli olur? Bana bunu yazabilirseniz çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi özetlerimize bakmaya devam ediyoruz. En önemli sorun, gümüş kadroların en büyük sorunu arkadaşlar, L2 tuşunu kullanıyorsunuz normalde, L2 ile alan kapatma tuşunu. Bunda bazen önünde olsa da gerçekten topu almadığı zamanlar oluyor. Bu yüzden çok sakin olmanız gerekiyor. Yani bu tarz kadrolarla sakin olmazsanız maalesef, ama maalesef ki arkadaşlar, sürekli maç kaybediyorsunuz. Gerçekten çok sakin bir şekilde oynamanız gerekiyor. Bilginiz olsun. Bunun dışında sizlere önerebileceğim bazı gümüş oyuncular da zaten videonun sonunda tekrardan bütün istatistikleri verdikten sonra göstereceğim. Sizlerin de bu tarz bir kadro kurup oynamanızı istiyorum ki
gerçekten bir anlayın hani FIFA neymiş. Eğer FIFA'da EA kendisi defans yapmazsa nasıl oluyormuş, bunları bir görmenizi isteyeceğim. Ve bunun işte custom taktiklerimi ve talimatlarımı da zaten birazdan sizlerle birlikte paylaşacağım arkadaşlar. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz maç dehşeti vahşet maçlardan bir tanesiydi gerçekten. Resmen savaş oldu yani, meydan muharebesi gibi bir maçtı benim için. Ve kendi hatamdan dolayı yediğim goller var arkadaşlar maalesef ki. Bundan sonraki kadroyu zaten göreceksiniz direkt. Direkt Inform, De Bruyne'ler, işte Willian, UCL Live'lar falan. Bayağı akışkan bir kadro geldi arkadaşlar en son maçta. Şu anda zaten sizlerin de ekranında bulunuyor. Bu maçta dediğim gibi çok zorlanacağımı düşünüyordum. Evet zorlandım ama kendi yaptığım hatalarla dolayı zorlandım arkadaşlar maalesef ki. Herkese Rashford var bu arada. Rashford gerçekten geldiği zaman beni çok zorlayan bir isim oldu. Rashford'u kullanabilirsiniz. 5 star skiller olduğu için de top ayağına yapışıyor. Bundan dolayı sizin işinizi bayağı görecektir arkadaşlar. Bilginiz olsun. Rashford'u yani bir denemenizi sizlere tavsiye ederim. Benim başıma çok büyük belalar açtı. Bu maçta sizlere bahsetmiş olduğum şu L2 ile adama yapışıp top kapma olayından, kendim saçmalığımdan dolayı gol yedim. Tam L2'ye basıyorken hapşurdum arkadaşlar. Elim kaydı ve dediğim gibi gol yedim. Ama biliyorsunuz ki gollesek de, gol atsak da, yenik de düşsek, ne olursa olsun asla pes etmek yok. Aynı motivasyonla oynamaya devam ediyoruz ve zaten başarı da bu şekilde geliyor arkadaşlar. Asla rakiplerinizi, şu anda ben bu giriyorum ya, herkes bana diyor ki ben bunu 5-0 yeneceğim falan. Bundan dolayı salıyorlar arkadaşlar. O yüzden hiçbir zaman rakibimizi küçümsememek gerekiyor. Her zaman aynı şekilde oynamak gerekiyor ki oyuna saygı duymak gerekiyor ki, rakibe saygı duymak gerekiyor ki siz de saygı görebilirsiniz. O yüzden bana karşı bir gol atıp oyunu durduranlara vesaire saygısızlık yapanlara karşı daha çok bilenerek oynuyorum arkadaşlar. Son maçta böyleydi. 4-4 bitti. Gerçekten eğlenceli bir maçtı. Şimdi gelin arkadaşlar direkt kadromuzu incelemeye devam edelim. Evet, şimdi final performanslarına hep birlikte bir bakalım arkadaşlar. Adama Traore 18 maç 4 gol 8 asist. Bahsettiğim gibi takımın en fişek adamlarından bir tanesi. Santrafor Adams. Görmüş olduğunuz gibi 12 maçta 8 gol 4 asist. İnanılmaz bir performans. Daniel James 6 maç 1 asist. Dediğim gibi Daniel James'e hiç memnun olmadığımı sizlere belirtmiştim. Ve John McGinn 11 maç 9 gol 3 asist. İnanılmaz bir performans. Zaten burada da kartın istatistiklerini görebiliyorsunuz arkadaşlar. Dehşet bir kart. Yani bunu alın abi. Bu kartı alın ve oynatın. Yüksek work rate'leriyle sahanın her yerindeydi. Hamza 16 maç 3 gol 2 asist, dediğim gibi çok memnunum. Hemen yanında Fleck 6 maç 3 asist. Ya evet asist falan yapıyor ama oynanışta çok efektif gelmedi bana. Beklerimiz zaten bir şey yok. Stoperlerimizde de dediğim gibi bir şey yok ama Tomori dehşet bir kart arkadaşlar. Eğer ki bu video dediğim gibi hoşunuza gittiyse hemen beğeni butonunu çökertin. Neden? Eğer çok beğeni, yani iyi bir beğeni sayısı gelirse haftaya bu kadroyla 30 maç yapacağım Foot Champions'ta. Dediğim gibi bunu belirleyecek kişiler siz izleyicilersiniz arkadaşlar. Ben görevimi yaptım. Şimdi sıra sizde. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Daha güzel videolar için beğenmeyi, paylaşmayı, yeniyseniz de abone olmayı unutmayın. Neler değişebilir? Bunları da yorum yazabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.